Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün günlerden cuma ve biz kalktık. Şu an otelden çıkış yapıyoruz gördüğünüz gibi. Sabah uyandık, kahvaltı yaptık. Sonrasında hazırlandık, odalarımıza çıkıp şimdi beach'e gidiyoruz. Fatih ile Özge'yi bekliyoruz. Onlar da otelde. Bugün yanımıza çok esiyor. Bugün yanımıza Kaanlar da gelecek, Fidan'la. İzmir'den gelecek onlar. Öyle hemen karşıya geçiyoruz. Solemare'ye gideceğiz bugün. Bakalım nasıl bir gün olacak. Zaten bir önceki vlogumda izlediniz. Geziyoruz, Çeşme'deyiz. Öyle. Öyle bir mayo giydim. Bunların hepsinin linkini bırakacağım açıklamalar kısmına. Bu Trendyol Milan'ın bir mayosu. Gözlüklerimde Damla Optik. Gidelim bakalım. Evet. Bugün böyle gold gold oldum. Yanıma ama ekstra mutlaka böyle mayo bikini alıyorum. Çünkü ıslak ıslak duramıyorum. Hem fotoğraf çekiliyorum hem de ıslak durmak beni gerçekten mahvediyor. Direkt hasta oluyorum. Öyle. Şimdi gidelim. Ablam da gelir muhtemelen. Birkaç gün öncesinden yaptırmıştık beach'e rezervasyon. Çünkü bayramda aşırı kalabalık oluyor. Böyle özel günlerde geliyorsanız eğer Çeşme'ye veya herhangi bir yere mutlaka öncesinde rezervasyon yaptırın. Çok kalabalık oluyor. Çantamı da aldım. Kameram yanımda. Powerbankler full. Hazırım. Hadi bakalım gidelim. Gidelim bence kuyruğa girelim biz. Ne? Günaydın kızlar. Biz geldik ve sırayı gördünüz. Sıra bekliyoruz. Fidanlar da geldi bu arada. Fidan ve Kaan. İzmir'deydi onlar da. Yanımıza geldiler. Böyle gireceğiz artık içeri. Yani sıra biterse. Yey, yine buradasın. Üstü bir şekilde üstümü değiştirdim ve denize gidiyoruz şimdi. Ablam da burada. O arkadaşlarıyla bugün. Biz de böyle 6 kişiyiz. O kadar kalabalık ki burada yer. Aşağısı full dolu zaten. Hiçbir yere sürtmedi. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ben ve asker arkadaşlarımla görüşeceğim. Asker mi? Salak olduk arkadaşlar. Kalabalıktan gerçekten salak olduk kaç gündür. Eve gidip sessizce L koltuğunda yatmak istiyorum aşkım. Ve PlayStation sesi duymadan, oyun sesi duymadan. Ya bu çocuğa ne desem, bak oyun, bütün gün oyun oynuyor ya. Basketten geldi başka bir oyuna. Çantamı kapat aşkım. Ya adam sürekli biçlerde aradığı tek şey oyun alanı olması. Böyle olmaz ki ama sen 30 yaşında bir adamsın. Bir de ne yaptı dün biliyor musunuz saygısızca? Oğuzhan Koç da kulaklık takmış. Onu sadece alfalar yapar. Bir mekanda sanatçı varken kulaklık takıp kendi istediğimi dinledim. Var ya ben sanatçı olsam seni oradan kovdururum. Seni gerçekten oradan kovdururum, bir daha da aldırmam. Öyle bir dünya yok da. Allah. Kulaklık takmak ne demek ya? Bundan yiyelim mi? Sen dün bundan istedin. Ben bundan yiyeyim. Tavuk mantarlı, kremalı. Benim yaptığım gibi. Ya makarna mı? Makarna evet. Ay, onu ben de yiyeyim. Hangisi kanka? Tavuklu mantarlı, penne kanka. Ama ekstra bir mantı söyledim. Dayıngoların bonservisi bir... Güzel görünüyor aşkım. Sen de bundan alabilirsin. Tadın arkadaşlar. Ben nereden bir dilim ekmek istiyorum. Güzel istiyorduk. Nereden buna döndü iş ya? Aşkım. Aşkım yapma, çok sıcak. Eğer ki aşkım bu ayakkabılarım bozulursa... Bozulur zaten. Bu ayakkabı oynarsa... bozulursa bana hep beraber ayakkabı alacaksınız. Sakın ağlayıp gelme, tamam mı? Vallahi. Bak, ha zaten yenilmem, yeneceğim de ayakkabılarım bozulursa ağlarım. Gelme bana. Çünkü... Sarımsaklı yoğurt, bayılırım mantıya.
öyle. Bayağı da tanıdıklar var burada. Ablam geldi, onunla görüştük falan tekrar. Kız, ablam buradan yüze yüze başka bir biçte sevdiği bir taco varmış. Onu yemeye gitti. Bir baktım telefon koruyucusunu takmış su geçirmeye. Telefonunu boynuna asıp yüze yüze ablama gülüyor kızdan. Kız yüze yüze başka biçe geçecek ya. Ciddi diyorsan. Telefonu takmış boynuna. Yüze yüze geçti. Ben bayağı şaka yapıyorum. Ruh hastası ya. Tam ruh hastası. Yüzü ya yan tarafa. Biz de gidelim dolaşalım bari. Boğulmazsak. Öyle şimdi bize gideceğiz. Buraklarda top oynamaya gittiler. Böyle takılıyoruz bütün gün. Biz ablamla dalga geçerken kendimiz şeye gittik. Yan tarafta yüzle biçe gittik. Orada ablamı bulduk. Biz de yüzerek gittik. Ama yürüyerek de geçebiliyormuşsunuz. Buraklar basket oynuyordu. Sonra orada Çağla'yla karşılaştım. Story falan çektik, sohbet ettik. Böyle geri geldik. Şimdi bir Churchill içiyorum. Burada Churchill'a sarmış durumdayım. Aşırı güzel. Limon, tuzdan benlik. Böyle takılıyoruz. Buraklar arkada. Tavla oynuyorlar. Denize sokacağım, hazır mısınız? Hadi bakalım. Çok soğuk. Çok soğuk değil aslında. İlk girdiğinizde çok soğuk. Sonra gayet iyi. Sizi düşürürsem var ya, külliyen zarar. Şimdi çıktık arkadaşlar. Beach'ten otele gidiyoruz. Hazırlanıp tekrar dışarı çıkacağız. Hep ağır başladı normalde ama biz kalmadık. Bayağı yorulduk. Akşam da işte Alaçatı'ya gideceğimiz için önce bir yemek yiyeceğiz. Ben çok kalmadık. Hadi gidiyoruz. Burada zaman ne biçim? Selam. Şimdi hazırlandık ve aşağıya iniyoruz. Kaan'la bir aşağıda bizi bekliyor. Otelde kalmadıkları için. Şöyle bir elbise giydim Bershka'dan. Linkini de bıraktım hatta. Instagram'dan takip edenler bilir. Rahat şeyler giydim çünkü Alaçatı'nın sokaklarını biliyorsunuzdur. Bayağı karışık. Taşları çok fena yani. O yüzden böyle giydim. Şimdi Dosburi'ye geldik. Çeşme'ye ilk kez geliyorsanız mutlaka buraya uğrayın. Biz her geldiğimizde geliyoruz değil mi aşkım? Evet, burası gayet güzel. Güzel. Özellikle Dost'taki dönerini mutlaka deneyin. Çok güzel bir döneri. Ben bir de söyledim. Onlar döner söyledi. Bayağı da kalabalık göstereceğim şimdi etrafını. Ben sakın yeme. Yeterim. Yiyemem o zaman. Oo. Hadi yesin onu. Ben koyayım. Biber. Biber acıysa birana ver. Biber ye kanka çabuk. Kim? Çok iyi şunu ye. Nasıl lan bir kere ısır. Ben yiyeyim. Usta ki böyle bir şey arkadaşlar. Harika bir şey bu. Şu an 1,5 bu. Değil mi? Evet 1,5 doğru. İyi. Nereye gitmek istediğimi bir daha söyle. PlayStation'a. FIFA oynamaya. Karşımızdaki adamın PlayStation salonu var. PlayStation'a gitmek istiyorlar. Özge'nin babasının da becisi var. Hemen buradan reklam yapayım. Savaş'ta dedi. Gidin oraya. Biz pideye geldik ama konu o değil aşkım. PlayStation'a gidelim mi ya tatilde? Yani çok özledim. 3-4 günden beri, 5 günden beri. Ama yani 4
kol oynayamayacağım. Biz saçmalama, biz kızlardan biri gezmez dört kol yaparız. Ne yapıyorum? Ben ağır kaçarım. Kanka siyah tişört. Unutma oğlum. İşte başka bir siyah aynı şey. Yo hiç, ne zaman siyah kaldı? Dün gece başka beyaz bir tişörtüm üstüne atlet giydim. Spor bir kombin yapmışım. Onun genelde siyah beyaz ama yani. Ben sadece siyah ve beyaz seviyorum arkadaşlar. Gerekirse seviyorum. Daha hayali şeyler yapabiliyor. Yani. Yusuf alıyor, ben de alıyorum ama siyah beyaz giyiyor yani. Buna yapabileceğim bir şey yok. Ben de biraz renklendim böyle çeşmedeyken. Bu kadar. En renkli halim bu. Bunlarda balık yiyorduk, hatırlıyor musun? Dondurma yiyorduk mesela. Yeni bak sistem. Şimdi geldik Alaçatı Çarşı'da. Ay korktum. Ve dolaşıyoruz. Alaçatı'ya gelirseniz uğrayın. Harika tatlıları var. Böyle oturuyoruz burada. Yine bir sürü şey söyledik. Kararsızlıklar içerisinde. Gelecek. Yiyeceğiz bakalım. Bayağı kalabalık orası. Geldi. Hepsi de çok güzel görünüyor var ya şu an. Oğlum profiterolün ben böyle geleceğini hiç hayal etmemiştim. Nasıl hayal etti? Tabii canım ben normal tabakta profiterol falan sandım. Bu bayağı. Yani. Mesela profiterol çok düz ya mesela düz bir tatlı. Ama şunlardan daha tadının güzel geldi. Olduğunu ya ben burada yediğim için biliyorum ya tamam ettim bilmiyorum yani. Bu nasıl? Şimdi vallahi de çok iyi kanka. Bu Magnolia nasıl iyi biliyor musun? Herkese günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Yeni bir güne merhaba diyoruz. Uyandık, kalktık, kahvaltımızı yaptık. Cilt bakımlarımızı yaptık. Ve denize gidiyoruz. Nasıl bakıyor mu? Bu kız ne yaşıyor diye. Neyse şimdi hangi biçe gideceğimize karar vereceğiz. Bugün son gün. Yarın artık otelden çıkış yapıyoruz. Öyle. Büyük kararsızlıklar yaşanacak birazdan burada. Büyük kavgalar çıkacak. Neyse sonucuna bakacağım. Mayon, Grandiol, Mila. Biz yerimizi ayarladık. Şimdi eski kafetinin olduğu yere bir mekan açılmış. Oraya geldik. Beylikdüzü'ye galiba. Vali Beylikdüzü'ye mekan. Bakalım nasıl. Şöyle bir yere geçtik arkadaşlar. İskeledeyiz. Burada da giriş ücreti kişi başı 300 lira ama onunla yiyecek içecek her şeyi yiyebiliyorsunuz. Normalde diğer yerlere göre giriş ücreti en pahalı olan yer. Ama harcıyorsunuz zaten. O parayı yemiş oluyorsunuz. Orada harcamış oluyorsunuz. Öyle şimdi biraz güneşleneceğim. Takılacağız. Bütün gün buradayız. Akşam da karısını arkadaş dinliyorum. Bu şekilde. Bu arada burasının adı White Beach'miş arkadaşlar. Dün geldiğimiz Söle Mahallemiz iki yan tarafı oluyor. Güzel burası da. Söle Mahalle kadar büyük değil tabii ki. Söle Mahalle çok daha büyük ve içerisinde böyle top sahası, basket, tenis sahası var. Bayağı büyük. Burası daha minik bir yer. Hiç ona göre gelmek isterseniz bakabilirsiniz. Zaten bakın burada tüm içler var. Yani burası Söle Mahalle mesela.
Denizden çıktık şimdi. O kadar üşüyorum ki bakın şu narsın şöyle stick allığını kullanıyorum. Çok güzel oluyor bu. Dudağınıza, yanağınıza uygulayabiliyorsunuz. Bu şekilde dağıtıyorum. Hafif pembelik oluyor. Dudağıma da aşk. Bakın yeterli. Bu kadar gayet de yetiyor. Buraklar yemek bölümüne geçtiler. Biz de geçiresiniyor diye bekliyorum. Bu arada bir kelime değiştirdim. Böyleyim şu an. Yemek bölümüne doğru. Bütün beachler o kadar kalabalık ki buraya gelmeden önce 100 beach'e falan gitmiştik. Ama rezervasyonsuz. Asla almıyorlarmış. O yüzden bugün buraya geldik. Daha önce gelmediğimiz işte eski bir haline gelmiştik. Bakın hocam çıktı. Çok sinir oluyorum. Sürmeyi unuttum. 4 gündür dayandılar. Bugün çıktı. Evet. Ben yine makarna yiyorum. İstersiniz ama. Hayır. Hem de bizim sevdiğimiz makarna da. Niye koy? Adam kaşıkla tutuyor. Millet gardını alıyor. Kamera açılınca herkes bir toparlanıyor. Toparlanıyor. Söyle aşkım ne dedin? Daha yemeklerimiz bitmedi. Sen ne istedin? Sonuç bir dolar istedim. Ekmeksiz yedim ama. Hayır yemeklerimiz bitmedi. Herkes bayılıyor burada tokluktan. O diyor ki hadi kalsın da dondurma yiyelim, meyve tabağı. Dondurma, meyve tabağı tatlı falan. Gerçekten. 98 kilo olmazsak çok iyi. Yemek yemedikten sonra benim için tadilin hiçbir önemi yok. Bu kadar yenmez. Mesela Burak'ın yediklerinden benim böyle aklıma geldiyse midem çok kötü oldu. Hele o yağlı dosttaki bugün yine onu yemek istiyor. Dün yediğimiz şeyi. Bu sefer kaşık da isteyeceğim ama tereyağını yiyebilmek için. Bir lokma aldım. Dün tereyağları kaldı. Ben sütle de yiyebilirim de biraz hazmedelim. Ne olur biraz zaman verin. Ben döner söyleyeyim tereyağını bardakla isteyeceğim. Bayılırım. İçecek olarak ne istiyorsunuz diye sordun ya tereyağı. Abi içersin zaten. Bu tuvaletinde resmen böyle Churchill'a takmış durumdayım. Aramasız Churchill açıyorum. Bol limonlu tuvalet. Çünkü çok seviyorum. Biz de bir şeyler yaparız Özge iyi olursa. Özge'yi çekeyim biraz ya Özge'ciğim. Tatilde full birlikteyiz ama videolarda genelde yok. Karşılıklı oturduğumuz için masada. Bu arada o kadar çok şey geliyor ki Özge'nin düğününde niye vlog çekmedin arkadaşlar? Özge'yle bir problemimiz yok. Hastaydım. Yoksa hani hasta halimle evet story çektim, kalktım, oynadım tabii ki. Oynamam lazımdı hani yanlarında olduk ama gerçekten video çekecek halim hiç yoktu. Yoksa çekmek istemem ama o gün için ben de çok heyecanlıydım. O kadar elbise diktirdim falan yani çok özenliydim zaten ama çekemedim. Bunun bir sürü videolarımın altına yazıyorsunuz. Kasıtlı olan bir şey değildi. Gerçekten öyle oldu yani o gün. Ama bol bol vloglarımda Özge'yi göreceksiniz zaten. Özge'yi Instagram'dan da takip edin. Evinde de böyle çekeriz videolarında illaki bir vlogumla denk gelir. Görürsünüz yani Özge'yi. Biz böyle takılıyoruz şimdi tatlı söyledik. Fatihler burada şey oynuyorlar. Aynen her zamanki gibi oyun. Ya futbol ya bir... Neydi? Oyun adını unuttum ya. Tavla. Tavla oynuyorlar. Biz de öyle takılıyoruz. Güneşleniyoruz. Takılmaca. Devam. Kim yeniyor? Hayır şu anda berabere. Şimdi çıktık arkadaşlar beach'ten. Bayağı yorulmuşuz. Saat 6 oldu. Happy Hour'a kalmadık. Burada da normalde Happy Hour oluyor. Ama biz yorulduk. Öyle takıldık. Bir şeyler yedik. Yüzdük. Çıktık. Şimdi otele geçiyoruz. Benzine bak. Ne? Benzine. Biraz dinleneceğiz. 2-3 saat falan. Sonra yemek için sadece dışarı çıkacağız. Bu gece bir planımız yok. Dinlenmeli olacak. Yarın da uyandığımız gibi döneceğiz. Öyle ekstra bir şey yaparsam açarım zaten. Şimdi otele gidiyoruz. Duş alacağız hemen. Herkese tekrardan selam arkadaşlar.
En son sizi otele gelirken galiba açmıştım. Sonrasında geldik, duşa girdik ve bayağıdır uyuyoruz. Bayağıdır yani. Hatta Burak hala uyuyor. O film falan izledi. Saat şu an 9.30 oldu. Hemen böyle bir yüzüme birkaç bir şey süreceğim. Ve pide yemeye gideceğiz. Acıktık. İlla onu yemek istediler. Çok güzel. Dün akşam göstermiştim zaten size. Öyle döner yemek istedi onlar. Şimdi hemen saçımı hafif bir düzleştireceğim. Biraz yüzüme bir şeyler süreceğim. Sonra geçeceğiz yemek yemeye. Buraları da sizlere göstereyim dedim. Yaz makyajı daha ne olabilir ki bence. Bayağı iyi. Şimdi çıkacağız artık. Orada çekmem. Çünkü dün akşam çektim. Aynı şeyleri yiyeceğiz muhtemelen. Döndüğümde valizi toplarken falan tekrar görüşürüz zaten. Bakın böyle oldum. Saçımı şöyle topladım yarıdan. Daha güzel oldu bence. Aynı zamanda şöyle bir kısa şort giydim. Ayağımı Air Force'lar. Üzerime de gömlek aldım. Çünkü çok serin oluyor. Yani... Akşamları aşırı serin oluyor. Eğer Çeşme'ye gelecekseniz mutlaka yanınıza bir cekettir. Hırka yemeği yedik. O kadar kötüyüz ki hepimiz. Yani soda içtik. Hiçbir çare yok. Burak'ın bu laftan sonra söylediği dondurma mı yesin? Biz de dedik ki artık bu saatten sonra yemek diyen ortamı terk etsin dedik. Gitsin mesela kuytu köşede yesin geri gelsin. Kimse görmedi. Ha sen o kadar kötüyüm ya, benim çubuk ragellerimi yemişsin. Biz şimdi otele geldik arkadaşlar. Burak'la Fatih yine tavla oynuyor. Biz de ökeyle oturuyoruz. Bayağı üşüdük. Bakın şöyle havlu var üzerimizde. Şal niyetine. Bayağı serin, soğuk. Düşünüyoruz Özge'yle karşılıklı bu valizleri kim toplayacak? Nasıl olacak? Kaybederse Fatih topluyor. Evet, Fatih şu an kaybediyor zaten 4-2'den. Muhtemelen kaybedecek. Dedik ki kaybeden havuza atlasın ama hiçbiri yok dedi. Ben bitti demeden bitti. Yapamayız dediler. Böyle çıkacağız birazdan odaya. Valizlerimizi toplayıp artık sabah Soma'ya dönerken görüşürüz. Videoyu da orada bitiririm. Yani şimdi oturuyoruz. Güzel. Kocişkom kazandı bu oyunu. Ne kocişkosu? Adamın balı görmedin mi? Ne geldi adama? Kocişkom bitirdi. Altı orada yaptık. 52 yaptık. 52. Bütün gün sen kazandın orada. Aşkım zaten. Ya bırakalım. Fatih nerede? Kazandı ama. Tamam, bir kere de Fatih kazanmış. O da öyle diyor. Bu büyük finalde bu. Bunu kazanan herkes. O da kocasını savunuyor. Tamam hadi bir kere de o kazanmış. Şimdi Fatih havuza alacak. Hadi kanka kanar ama biraz içeri çıksın. Atalarımız ne demiş? Ne demiş? Geçen gece burada mesela bir oyun oynadık. Yendi o, kalktık gittik değil mi, doğru mu? Ama atalarımız ne demiş? Son gülen iyi güler demiş. Sen arkadaşlar, gül bakalım aşkım. Bütün tatilimizin tavla toplamını oynadık. Bu gece büyük final vardı, yarın geri dönüyoruz. Ben eğer şu an kazandım yenseydim... Yenseydim... ne olacağını biliyordunuz değil mi? Olacaktı. Yani neyi bırak, Özge ne dedi yani? Özge dedi ki yenilirsen çamaşırları da sen yıkacaksın dedi. Valizi toplayacaksın. Ben yenseydim bu çocuğun suratı böyle beş karış olacak. Olmaz, uyuyamazdı ki, uyuyamazdı. Son gülen iyi güler demiş atalar, boşuna konuşmamış. Koca adam, ben 100 sene önce yaşamış. Kanka benim kocişkom güzel oynuyor yani. İzmek istemedim. Benim kocişkom gayet güzel oynuyor. Mesela ben neyi kaybediyorum? Adam nasıl üzüldü kaybetmiyorsun sen bu hayatta. Neyi kaybediyorum mesela? Beni bularak her şeyi kazandın. Hiçbir şeyi kaybetmiyorum ki. Hiçbir şey kaybetmiyorum. Her şeyi mesela her... Tüm oyunları çok güzel oynuyor. Bazen mesela çok sıkılıyorum arkadaşlar. Her şeyi kazanınca yani o da rutine biniyor. Ama yine kazandım. Ama Fatih hep yenildi ya. Yarın bayağı işimiz var. Yarın PlayStation oynayacağız. Call of Duty var, basketbol falan. Bunu bana söylüyor hani. Bak Fatma haberin olsun diye. Önce ev işlerini halledeceğiz aşkım. Önce evde halletmemiz gereken işler var, anladın mı? Bütün temizlik. Ev işlerini yapmıyorum ya aşkım.
Sen de burayı burayı kestik. Sen yoksa seni mahvederler. Seni var ya delik deşik ederler aşkım. Senin tesisini basarlar. Kim tesis basıyor? Vallahi basarlar. Ben ya temizlik ama, yapıyorum bu dedi. Ne dedin aşkım sen? Mecbur yardım edecek. Herkes birilerine bir şeyleri hatırlatmaya çalışıyor. Arkadaşlar şöyle valizi toplamaya başladım sabah uğraşmak istemediğim için. Hani nasıl topluyorsanız derseniz hiç bir şey yok. Çünkü ben böyle tatil dönüşlerinde her kıyafeti giysem de giymesem de bana böyle kirlenmiş gibi geliyor. O yüzden hepsini atıyorum valize. Hepsi yıkanıyor tekrardan giyinmese bile. Öyle dolaba yerleştiriyorum. Çünkü birbirine değdiği için bile ben rahatsız oluyorum. Öyle sabah sadece giyeceğim kıyafeti ayırıp her şeyi paketleyeceğim. Valize kaldıracağım. Sabah kahvaltıdan sonra hemen yola çıkarız. Bu şekilde. Öyle uyuyayım artık. Saat 12'ye geliyor. Yani uyumam bir saati bulur muhtemelen. Sabah görüşürüz artık tekrar. Herkese günaydın. Biz şimdi uyandık. Zar da olsa, zor da olsa saat 10. Kahvaltıya iniyoruz. Bir kahvaltı yapalım. Sonra valizleri toplayacağız. Akşam zaten biraz toparladım ama yine toplamam gerekenler var. Hazırlanıp çıkacağız. Kahvaltı ediyoruz şimdi. Normal ekmek varsa alabilirim. Boyoz istiyor musun? Böyle bir kadar. Ve biz otelden çıktık arkadaşlar. Artık gidiyoruz Soma'ya doğru. Güzel 4 günlük bir tatil yaptık. Bir önceki videoma da soran olmuş hangi otelde kaldınız diye. Ayoyorgi Otel Bay'da kaldık arkadaşlar. Gayet de memnunduk. Kahvaltı var, akşam yemeği yok. Havuzu var, böyle küçük bir otel ama güzel bir otel. Gayet ilgililer çalışanlar falan. Artık dönüyoruz. Tatilimizin sonuna geldik. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir videolarımı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.